ahlaki zaaflar ve yasaklar çerçevesinde hasbihal ediyoruz merkez vaazlarımızda, İsmail Bey de aşağıda. O çerçevede inşallah paylaşalım. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden ahlaki zaaflar diyelim. Hep bir gelecek endişesi taşıyoruz. Hep bir yarın endişesi taşıyoruz. Sonra şöyle mi olur? Yarın böyle mi olur? İşte seneye şunu mu yaparım? 15 sene sonra şöyle mi olur? Yıllar sonrasının hesabını yapıyoruz. Sanki yarınımıza garantimiz varmış gibi. Planlarımız bitmiyor bir türlü. Efendim şu kadar çalıştım işte bir emekli olurum. Öğrenciyim bir mezun olurum. Diplomamı alırım. İşe girerim. Evlenirim çoluk çocuğum olur vesaire. Belki de bu kadar endişelendiğimiz gelecekte biz yokuzdur belki. Yani o gelecek Allah-u Alem gelecektir belki ama biz olmayabiliriz o gelecekte. Çünkü az sonramız meşhul. Sabaha çıkacağımız meşhul değil mi? Biz olmayabiliriz. Hal böyleyken nasılsın sorusuna Allah dostlarından birisi diyor ya, son halinin nasıl olacağını bilmeyen, cennete mi cehenneme mi gideceğini bilmeyen, beraatını almamış olan birisi nasılsa öyleyim diyor. Öyleyiz değil mi? Her halimize elhamdülillah diyor. Elhamdülillah ala kulli hal. Nasılsın? Yaradana hamdolsun. Yaradıp imtihan edene, imtihandan geçirip sabırlar verene, sabırlar verip bilinçleri bileyene, zafere erdirene hamdolsun. Elhamdülillahi ala kulli hal. Şimdi başlayalım usul usul. Gıybet konusunu konuşarak başlamamız lazım. Ahlaki zaaflar konusunu işleyeceğiz ya. Ahlaki zaaflar. Ahlak, Muhammedi ahlak ile ahlaklandırsın Rabbim hepimizi aleyhissalatü vesselam. Hem bizleri hem neslimizi peygamber ahlaki ile ahlaklandırsın. Olmamızı istemediği ne varsa onlardan bizi uzak eylesin. Doğuyla batının arasını açtığı gibi günahlarla aramızı açsın Rabbim. Günahlarla aramıza mesafe koysun ve günahlara karşı kalbimize soğukluk versin inşallah. Onları yapma hevesimiz olmasın. Onlara meyletme hevesimiz olmasın. Gelecek konusunu birazdan ifade edelim tekrar. Diyelim ki Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde temel olarak şöyle buyuruyordu. Ahlaki zaaflar ve yasaklar konusundan bahsedeceğiz. Dedik ya. Buyurun sevgili peygamberimiz. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut. Ağzını eğer hayırlı şeylere açmıyorsan açma ağzını. Ya hayır konuş ya sus diyor. Ağzından hayırlı, faydalı, emri bil maruf konusunda kelime çıkmayacaksa hayırsızlaştırma kelimeleri. Ziyan etme kelimeleri, cümleleri ziyan etme. Hesap günü yapışacak çünkü yakana. Gelip hesabını soracak bize. Ağzımızdan döktüğümüz kelimeler, ayağımızla gittiğimiz yerler, elimizle dokunduklarımız, gözümüzle baktıklarımız, her biri kulağımıza duyduklarımız yapışacak yakamıza. Rabbim hesap günü organlarımızı bizden şikayetçi eylemesin, şahit eylesin. Çünkü kendimize yetecek, yeterince günahımız olacak. Var zaten. Bilerek harama, yanlışa, kötüye, günaha Rabbim yöneltmesin. Bilmeden yöneldiklerimiz varsa da onlardan mağfiret buyursun Rabbim, affeylesin inşallah. Buyurun sevgili peygamberimiz. Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sorulur peygamberimize. Peygamberimiz de cevap verir, buyurur ki hangi Müslüman daha faziletli? Müslümanlar cennet anahtarı formülü söylüyor Peygamber Efendimiz. Soruyorlar, Peygamberimiz cevap verecek. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Elinden ve dilinden Müslümanların güven içerisinde bulunduğu kimsedir. En faziletli Müslüman. Peygamberimize sorulan soruya Peygamberimizin verdiği cevap bu. Bakın kendinize. Bugün hanenizde, evlerinizde, kelimelerinizde, konuşmalarınızda, günlük hayatınızda, işinizde, gücünüzde, tarlanızda, kahvede arkadaşlarınızla çay içerken, muhabbet ederken, yaptığınız konuşmalarınızda Peygamber Efendimiz'e ne kadar benziyorsunuz? Bugün evlerimiz, izlediğimiz televizyon ekranları, kumandasını, kanallarını çevirdiğimiz televizyon ekranları Peygamber Efendimiz çıkıp geliverse, teşrif etse, hiç değilse rüyada görmeyi Rabbim nasip eylesin. Hiç değilse cennette Lillahi'l hamd isminin sancağı altında beraber haşr-ı cem eylesin inşallah. Şu an yanımızda olsa Peygamber Efendimiz çıkıp geliverse o baktığımız televizyon ekranlarına bakmaya devam edebilir miyiz? Acaba
Hiç rahatsız olmadan, gocunmadan, kanalı değiştirmek zorunda kalmadan o baktığımız yere Peygamber Efendimiz yanımızda hazır bulunsa bakmaya devam edebilir miyiz? Arkadaşlarımızla günlük konuşmalarımızda konuştuğumuz kelimeler, hani bazen laf ola beri gele, argo, kırıcı, hatta bazen küfürlü duyuyoruz değil mi? Küçüğünden büyüğünden bazen duyuyoruz. Pişmemiş olma göstergesi bunlar. Peygamber ahlakının tam olarak oturmama göstergesi bunlar. Peygamberi ahlak ile ahlaklanan kişinin dudaklarından kırıcı söz dökülemez. Argo, kötü, küfür, kaba, aklınıza gelen uygunsuz ne kelime varsa bu tür kelimeler dökülemez Müslüman olan, peygamber ahlakıyla ahlaklanmış olan kişilerin dudaklarından. Bugün peygamberimiz yanımızda olsa, çarşıya çıkarken, bir düğüne giderken, çarşıya, pazara, tatile, hangi iş yerinize, fark etmez nereye giderseniz, aynen yanımızda Peygamber Efendimiz'i de götürebilir miyiz? Hayatımızda ne kadar var, ne kadar benziyoruz acaba ona? Yoksa ya gitse de bir rahatlasak, kurtulsak mı diyoruz? Allah muhafaza, hesabını yapmak lazım. Rabbim o kutlu nebiyi razı etsin bizden. İnsanları razı etme derdinde oluyoruz değil mi? Çorabımızın deliğinden utanıyoruz insanlar görüp ayıplayacaklar diye. Karizmamız çizilecek çünkü. İtibarımız sarsılacak çünkü. Çorabımızdaki delikten utanıyoruz. Aman ayıplamasınlar beni. Hesap günü herkesin önünde. Oğlumuz görse utanacağımız amellerimiz var. Hesap gününde dökülecek önümüze. Annemiz, babamız, eşimiz, mahalle arkadaşlarımız, yanı başımızda saf tuttuğumuz kardeşlerimiz görse mahcup olacağımız davranışlar var. Hesap günü dökecekler önümüze. Saklayamayacağız yani. Hepsi açığa çıkacak. Mahcup eylemesin Rabbim. Eskilerin deyimiyle amellerimizin kırıklığına, döküklüğüne bakarak rusvayı alem eyleme ya Rabbi der eskiler. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Dökük, kırık, sökük, eksik, nakıs, tamamlanmaya ihtiyacı olan amellerimiz var, niyetlerimiz var, ibadetlerimiz var, eksiklerimiz var yani. Allahu Ekber diyerek namaza durduğumuzda, divana durduğumuzda dünyayı geriye atıp divana duracağız ya, Allah'ın huzurunda lebbeyke ya Rabbi diyeceğiz ya, geldim Allah'ım diyeceğiz ya. Allahu Ekber dediğimizde dünya arkaya atılacak ama Allahu Ekber diyoruz, namaza başlıyoruz, aklımızdan çalışanın işi geçer, öğrencinin dersi geçer, tüccarın alışverişi geçer, kirası vardır, borcu vardır, harcı vardır, dünyanın bütün alışverişini namaz bitene kadar yapıyoruz. Hatta bir hocamız anlatmıştı üniversitedeyken, demişti ki bir gün imamlıktan geçmişti akademisyen diye, namaza başladık fakat namaz bittiğinde 3 mü kıldık 4 mü kıldık emin olamadım dedi. Yani insan bazen yaşayabiliyor değil mi? 3 olabiliyor diyor. Yani aklımız bazen başka taraflara yönelebiliyor, farkına varmayabiliyoruz. Gaflete düştüm bir an diyor, emin olamadım, döndüm arkaya sordum diyor. Ya cemaat-i Müslümin, namazımızda eksiğimiz var mı? 3 mü kıldık, 4 mü kıldık, bilenimiz var mı? Vallahi hocam herhalde tam kıldık, herhalde tam kıldık diyenler olmuş. Birisi demiş ki hocam 3 rekat kıldık. İyi demiş ya, namazı takip eden birisi oldu en azından. Emin misin abi? Vallahi demiş, ben müteahhidim. Her namazda bir kat dikerim. Şu an bir inşaatın projesine başladım, 4 katlı bodrum artı 4 kat, 3. kata geldim namaz bitti demiş, demek ki 4. rekata kılmadım. Yani namazlarımız bazen böyle olabiliyor, yani 4. rekata gelmeden namazı bitirmek inşaatı bitirmek gibi olabiliyor bazen. Bu müteahhit için böyle, çalışan için başka türlü, bizim için işte evrak mı geldi gitti, kayıt kürek işlemleri olabiliyor amirlik babında, çalışan için alışı verişi, çeltiğin hasat miktarı. Şu kadar ton mu tuttu, bir içeri döver mi girdi çıktı. Namaz içerisindeyken her şeyi hesap edebiliyoruz. Namaza başladığımızda sanki dünyaya yeni başlamış gibi oluyoruz bazen. Allahu Ekber diyoruz, dünya geride kalması gerekirken müteahhidiz, 3. kata geldik, namaz bitti. Demek ki namazı 4 rekat kılmadık, 3 rekat kıldık. Bir rekat eksik kaldı. Hesabımız huzurunda divana durduğumuz yaratıcının gerektiği saygısıyla, inne ekramekum indallahi etkâküm ölçüsüyle yani. Hak katındaki en üstününüz, en kıymetliniz, yakışıklı, aslan yelesi gibi saçı olan, boylu, poslu, pazulu, güçlü, kuvvetli, 2 metre boyu, 2500 beygir gücünde arabası, 5 katlı binası, bunlar değil ölçü. Bunları veren zaten yaratıcının kendisi. Hani kimin malıyla kime hava atacağız tabiri caizse. Veren zaten alemlerin Rabbi olan Allah. Bugün verir, sabaha bir uyanırsın, yakışıklılığından eser kalmaz. Mal vermiştir, sabaha Allah muhafaza ben Bolulu'yum.
Düzce depremini hatırlarsanız 99 depreminde. Veli Göçer diye birisi vardı, hatırlar mısınız? Sayısız siteleri vardı, TOKİ tarzı inşaatları, belki binlerce. Türkiye'nin sayılı zenginlerindendi. Ertesi gün elinde çorba kasesiyle çorba kuyruğunda çorba bekliyordu. Depremin ertesi sabahında. Yedi sülalesine yetecek kadar zenginliği olan birisi idi belki. Ya valiyet Allah'a ait zaten. Hikmeti kendinden menkul zannetmeye gerek yok. Bugün verdi, vererek imtihan eder. Sabaha gözünü bir açarsın, o da nasibin varsa. Tepe eğer çatın başına göçmemişse. Rabbim her türlü afetten, zelzeleden, yangından, depremden, bildiğimiz ne varsa kötülük namına, insi, cinni, semavi, arazi cümlesinden muhafaza eylesin Rabbim. Yani bugünkü halimiz bugünle kalmayabilir diyoruz ya. Gelecek endişemiz var. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? O gelecek gelir ama o gelecekte biz olmayabiliriz belki. Hesabını kitabını yapıyoruz sadece. 5 sene sonra şöyle olsam, şu makama mı gelsem, işte emekliliğime şu kadar kaldı. Efendim köye ev yapmak için şu kadar maddi eksiğim var, onu tamamlayacağım. Oğlanı evlendireceğim vesaire. Kendimizce planımız var. Kendimizce. Kul hesap eder sadece kendince. Bilmediğinden, acziyetinden, gafletinden. Yarın Allah'a ait. Rabbim yarınlarımızı dünlerimizden daha hayırlı, bereketli eylesin. Ömrümüz yettikçe. Bir taraftan da Rabbim uzun ömürlerle muammer eylesin. Neden? Bir cumayı fazla görme imkanımız olur. Bir Ramazan'ı fazla görme imkanımız olur. Rabbim nasip ederse. Kendisine kul olarak eğer ömür geçireceksek değilse, aldığımız her nefes azabımızı artırır, Allah muhafaza. Eğer Rahman'a olan mesafemiz günden güne artmıyorsa şayet, her aldığımız nefes azabımızın katmerlenmesine sebep olur, Allah muhafaza. Rabbim nar-ı cehimden azat eylesin. Doğrudan cennete giden bahtiyarlardan eylesin. Başka, Peygamber Efendimiz'e sorulmuştu. Hadise başladık, bitiremedik. Buyurdu ki sevgili Peygamberimiz, en faziletli Müslüman kimdir diye sordular. Sevgili Peygamberimiz cevap verdi. Elinden ve dilinden Müslümanların güven içerisinde olduğu kişidir en faziletli Müslüman. En faziletli Müslüman elinden ve dilinden kırmaz, yalan çıkmaz, gıybet çıkmaz, dedikodu çıkmaz ağzından. Elinden kırıcı olmaz, başkasının malına uzanmaz, zarar vermez, harama uzatmaz elini. El-Müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Peygamber Efendimiz'in bir başka şeriflerinde öyle buyurur. Men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Elinden, dilinden, sair insanların, ötekilerin, komşumun emin olduğu kişi, üst katındaki, alt katındaki, yanı başındaki, mahallemdeki kişiler, komşularım, diğer binalardakiler, ya bu adamın bana şöyle bir kötülüğü olabilir diye çekincesi olmayan kişidir, Müslüman olan kişi. Peygamber Efendimiz öyle tarif ediyor. En faziletli Müslüman kim? Peygamberimiz cevabını vermiş. Siz bu hadisin neresindesiniz? Ben bu hadisin neresindeyim? Hesabını yapmak lazım. Peygamberimiz ölçüyü koymuş, tarifi belli. Ben bu tarife ne kadar uyuyorum ya da aman canım şimdi bu devirde bunlar da olmaz ki diyerek burumu kıvırıyorum. Allah muhafaza. Asırlar ötesinden verilen bir ferman var. Teraktu fikum emrayni in temessektum bihima felen tadillu ebeden. Kitaballahi ve sünneti rasulî. Size iki kıymetli cevher bırakıyorum diyor Peygamber Efendimiz. İki nimet bıraktım. Eğer sarılırsanız onlara dünya ve ahirette hüsrana uğramazsınız. Ama sarılırsanız, evinizin rafının baş köşesinde asılı durur da açıp okuyup hayatınıza tatbik etmezseniz fayda sağlamaz. Hastaneye gittiğinizde reçete yazdı doktor. İlaçları yazdı. Şafi olan Allah'ın şifası vesilesiyle o ilaçlar aracılığıyla şifa verecek Rabbim belki. Ben reçeteyi aldım koydum kenara. Bana fayda sağlayacak mı? Onun da bir ölçüsü var değil mi? Fayda sağlamasının ölçüsü, onu alıp ilacını her neyse tedarik edip günde belli zamanlarda aç karnına, tok karnına bir defa, üç defa neyse onu uygulamaktır değil mi çaresi? Formülü. O hastalığın iyileşmesinin yollarından birisi. Şafi olan Allah'ın şifası vesilesiyle. Siz hayat kitabı, hayat kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'i raflarınızın en güzel yerlerinde cicili bicili kılıflarla dolabınızın üst tarafına astığınızda o Kur'an'a saygı göstermiş olmuyorsunuz. Kur'an'a saygı açıp okuduğumuzda, hayatımıza tatbik ettiğimizde gösterilmiş olur. Kur'an'ın benim yaldızlı, cicili bicili kılıflar takmama ihtiyacı yok ki. O zaten çok kıymetli bir kitap.
Onu kıymetli olarak biz indirdik diyor. Kur'an-ı Kerim kendisi söylüyor zaten bunu. Onu biz indirdik, biz muhafaza edeceğiz diyor zaten alemlerin Rabbi olan Allah. Cenab-ı Rabbül Alemin'in ifadesi var zaten, taahhüdü var. Biz indirdik, biz koruyacağız. O zaten saygın bir kitap. Benim hayatıma dokunduğu ölçüde benim hayatım da saygın olacak. Kıymetli olacak. Hak katında yeri olacak. Rabbim Kur'an rehberliğinde, Muhammed Mustafa önderliğinde aleyhissalatü vesselam hayat yaşamayı nasip eylesin. Bizlere ve nesillerimize. Ölmüşlerimizi Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Engin rahmetiyle muamele eylesin onlara. Unutmayın ölmüşlerinizi. Sık sık anınız. Ölmüşlerinizi sık sık anınız. Kur'an-ı Kerimlerle, dualarla, onlar adına hayra senatlarla sık sık anınız. İhtiyaçları var çünkü. Acıktık, akşam vakti geldi. Allah ne verdiyse bir şeyler yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Bizim hayatımızı idame ettirme sebebimiz bu. Ama toprağın altındakilerin karnını doyuracak olan, sabah yaşayacağız aynı şeyi, biz de yaşayacağız aynı şeyi, sabah yaşayacağız bunu. Uzakta değil. Onların ihtiyacı olan, baklava, börek, gözleme, çörek değil. Onlar burada bizim hayatımızı idame ettirmemiz için. Ha, yiyoruz, midemiz görüyor. Defi hacetimizle vücudumuzdan atıyoruz. Eğer sadece buysa onların da ayrıca hesabı var. Allah muhafaza. Rabbim yediğimiz nimetlerin hakkını vererek kulluk yapabilmeyi nasip eylesin. Hepsi birbiriyle bağlantılı, ilintili konular. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kişidir, güvende olduğu kişidir buyurdu sevgili Peygamberimiz. Bir diğer hadisi söyleyelim, tamamlayalım dersimizi. Buhari hadisidir. Hadise dikkat edin. Demek ki zor bir konu. Kıymetli bir konu. Tahammülü, uygulaması zor bir konu olmalı ki Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Buyuruyor ki, kim dilini ve edebini, edep yerini kötülükten korumayı bana garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. Demek ki zor bir konu. Dilini tutmak zor bir konu demek ki. Ağzını muhafaza etmek zor meziyet demek ki. Edep yerini muhafaza etmek zor meziyet demek ki. Ya Resulallah, cehenneme en çok girmemize sebep olan şey nedir diye sorulduğunda cevabı bu ifadeydi değil mi? Ağzını ve edep yerini tutamamak demişti. Peki ya Resulallah, cennete girmemize en çok ne sebep olacak? Aynı ifadeyi kullanmıştı. Ağzını ve edep yerini tutmak demişti. Nasıl, burada nasıl buyurdu? Kim dilini ve edep yerini kötülükten korumayı bana garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. Allah'ın cennetlik olasıca kulları. Peygamber Efendimiz cennete gidiş formülünü çok açık, net tarif ediyor değil mi? Rabbim doğrudan cennete gidenlerden eylesin. Dilini tutabilmek. Bağlantılı konular var. Nemmamlık diye geçer mesela. La yedhulul cennete nemmam. Laf taşıyan, götüren, getiren kişi cennete giremez buyurur Peygamber Efendimiz. Ara bozmak için kişilerin arasını, ailelerin arasını, grupların arasını her neyse bozmak için laf taşıyıp götüren, getiren kişi cennete giremez buyuruyor. Ağzını tutabilmek, edeplerini tutabilmek, faydalı değilse diline sahip olabilmek, laf ola beri gele konuşmamak yani. Konuşmayı meziyet zannetmemek yani. Eğer ağzımızdan faydalı kelime çıkmayacaksa hesap günü yakamıza yapışacak kelime de çıkarmamak yani. Ya hayır konuşmak ya da susmak yani. Müslümanlar, Rabbim nar-ı cehenninden azat eylesin. Affettiği, bağışladığı kulları zümresine bizleri dahil eylesin. Neticesinde bizlerin farkına varmadan yaptığımız kusurlarımız var ise şayet affettiği zümreye dahil eylesin inşallah. Günahlarımızı affeylesin. Farkına varmadan sehven yapa geldiğimiz, günlük hayatta alışa geldiğimiz, söyleye geldiğimiz, uygulaya geldiğimiz ne varsa, yapılmaması gerekip de yaptıklarımız varsa, buna çay ocağında, kahvede, şurada burada otururken ağzımıza gelen her kelimeyi konuşmak gibi, dahil o da dahil, ya da duyduğumuz her şeyi söylemek gibi, kişinin her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Her duyduğumuzu söylemek. Orada duydum, gelip burada paylaşıyorum. Kulağıma ne girdiyse ağzımdan çıkıyor anında. Her duyduğunu söylemesi. Kişi faydalı olmayanı süzmeli, ölçmeli kendisini. Faydasız olan kelimeleri serdetmemeli.
Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak, günah olarak yeter buyuruyor. Rabbim hayırlı kelimeler serdetmeyi nasip eylesin. Razı olduğu kulları zümresine bizleri dahil eylesin. Sevgili Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanabilmeyi, onun Livaül Hamd ismi sancağı altında haşr-ı cem olabilmeyi nasip eylesin. Gelecek kaygısıyla, gelecek endişesiyle, yanlışa, hataya, günaha, başkalarına zarar vermeye, kendimize menfaat temin etmeye vesaire tevessül ettirmesin Rabbim. Çünkü endişe ettiğimiz gelecekte belki biz yokuzdur. Endişesini taşıdığımız gelecekte şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Belki o gelecekte biz yokuzdur. Hani endişe taşıyoruz ya, ne olacak, nasıl olacak? İşte şu işimi yapacağım, bu işimi yapacağım. Endişesini taşıyacağımız, taşıdığımız gelecekte belki biz yokuzdur. Ömrümüz yoktur belki. Rabbim son anımızı en hayırlı anımız eylesin. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin.